akşamlar canım seyircilerim. Bu akşam size gene hortlayan söylenti çılgınlığından bahsedeceğim anacığım. Yok efendim, 5 gezegen bir araya geleceği için felaketler olacakmış da pek çok yerde doğal afetler meydana gelecekmiş de falanmış da filanmış da. Ay anacığım, 5 gezegen yan yana geliyor da 3 tane aklı başında adam bir araya gelip inanmayın şu söylentilere diyemiyor vallahi. Bir de anacığım, çıkan söylentiler hep kötü söylentiler. Hiç iyi bir şey olacak diye söylenti çıkmıyor. Ne bileyim yani, bir enflasyon düşecekmiş söylentisi asla çıkmıyor anacığım. Ya da fiyatlar düşecek, ücretlere zam gelecek söylentileri çıkmıyor. Bizlerin asıl bu tür söylentilere şiddetle ihtiyacı var. Neyse anacığım, ben yine çok konuştum. Hadi siz programı seyredin. Cumartesi, pazartesi. Sabah erken kalktım, sulama baktım. Buldum bir parça kaynağı. Ülkenin kötü gidişatına karşı duyarsız kalan bazı ruhsuzlar ruhunu teslim edenlerden medet umuyorlar. Hey amigo. Ya ne olacak bu memleketin hali be arkadaşlar? Ya senin sorduğun da yani soru mu şimdi? Niye? Ya millet bize bunu soruyor, bu memleketin hali ne olacak diye. Biz buna cevap vermemiz lazım millete. Biz bu soruyu birbirimize soruyoruz artık. Enflasyon düşmüyor, paramız pul oluyor. İşsizlik, yolsuzluk, sanki Kolombiya'da yaşıyoruz arkadaşlar. Ne yapsak acaba da düzeltsek şu durumu? Bizi aşar bu sorunlar. Bize öyle bir adam lazım ki memleketi bu dar boğazdan kurtarsın beyler. Ya siz biliyor musunuz bu memlekette böyle dirayetli bir adam? Oğlum bize rahmetli Sokullu Mehmet Paşa gibi böyle bir sadrazam olacak ki böyle. Ne dediğimi bilmem, anlatabiliyor muyum? Memleketi düze çıkartsın. Ya iyi dedin valla. Rahmetli çok büyük devlet adamıydı. Ya bana bak, çağırsak gelir mi acaba? Tabii. Benim adımı ver, Karamaz gelir. Bana dayanamaz. Hatta söyle gelirken yengeyi de getirsin bir zahmet. Ne diyorsun lan sen? Bana bakın. Ben diyorum ki rahmetlinin ruhunu çağırsak. Tövbe estağfurullah. Ne oldu? Çarpılırız, saçmalamayın. Yahu saçmalama, ne var bir denesek? Ne kaybederiz? Ruh çağırmak için en az 4 kişi gerekmiyor mu arkadaşlar? Pişkin oğlum, madem istiyorsunuz, arandınız. Ben sekreteri çağırayım, 4. kişi olsun, çağırın. Bir hadi. Alo kızım, gel bize 4. ol. Hadi yavrum. Hadi. O zaman biz de pozisyonumuzu alalım. Verin serçe parmaklarını zamanla. Hadi bakalım. Hop. Buyurun efendim. Heh, gel kızım yavrum, aramıza katıl. Hadi. Yok efendim, ben sizin saadetinizi bölmeyeyim. Hem bana ters böyle 4 kişi el ele filan. Yanlış ağzın kızım. Biz ruh çağırmak için seni çağırdık. Ne olur lan, geldi mi lan yoksa? Ama efendim ben korkarım. Geç et ayağına. Geç. Geç kızım, korkacak bir şey yok yavrum. Memleketin geleceği için çalışıyoruz burada. Sadrazam gelecek, bir şeyi düzeltecek ya. Ay Allah. Hazırsanız başlıyorum. Hadi başla, başla çabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ey ruh, sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın ruhu, geldiysen masaya 3 defa tık tık yap. Geldi, masayı tıklattı. Ama sadece 2 kere vurdu. Lan koskoca sadrazam nereye nasıl vuracağını bilmiyorum lan. Hayvan herif. Bırak gevezeliği, çağır sadrazamı. He? İçeri çağır sadrazamı. Bak masa da sallanıyor. Yok efendim. Ben korkudan titriyorum, o yüzden sallanıyor. Getir be kızım. Sadrazam ülkemizi düzeltecek. Çağırıyorum sadrazamı. Çağır çabuk. Çabuk. Buyur paşam. Ey ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan yanlış ruh mu çağırdık biz? Paşam ne oldu sana? Sen ne biçim ruhsun? Sen kimin ruhsun lan? Ben ruh falan değilim. Ben defterdarlıktan memur Asım. Lan Asım. Sen fanisin yani. Evet efendim. İmzalanacak evraklar vardı, onları getirdim. Lan tüh, Allah cezanı versin senin lan. Ne ruh gibi dolaşıyorsun, korkuttun bizi lan. Hangi memur ruh gibi dolaşmıyor ki efendim? Yok konuşma. Bak memleketin iyiliği için burada ruh çağırıyoruz. Görüyorum efendim. Memleketin selameti için el ele vermeye çalışıyorsunuz. Evet hadi yürü git. Gittim ya. Korkma. Hadi biz kaldığımız yerden devam edelim. Hadi. Tekrar çağır. Ey ruh. Geleceksen gel artık. Ahiret danışma buyurun. Bağlantı kuruyorum, bekleyin. Sokullu Mehmet Paşa danışmaya. Sokullu Mehmet Paşa danışmaya.
Ne oldu gene bir hatun kişi? Seni çağırıyorlar, bir görün istersen. Tam zamanında yani. Neredeyse Cengiz Han'ı tavlada yenecektim. Neyse, gideyim bari. Hayır, boşuna uğraşıyoruz, gelmeyecek. Allah'tan ümit kesilmez beyler. Ne oldu biraz zındıklar? Beni niye çağırdınız? Ulan koskoca sadrazam gelmez diyor. Yan çizer mi lan bu sadrazam bu boru mu? Ne var? Ne istersiniz? Bize el ver Vezir Azam Hazretleri. Şu ülkenin gidişatını düzeltmemiz için bize yardımcı ol. Ne var imiş gidişatta? Tiz anlatasınız. Enflasyon çok yüksek paşam. Bir türlü düşüremiyoruz. Paradan sıfır atalım diyoruz. Atıyoruz, sıfıra sıfır, elde var sıfır, hiçbir şey değişmiyor. İşsizlik, yolsuzluk aldı başını gidiyor. Bütün üniversite mezunları işsiz. En fakir ülkeler sıralamasında ilk üçü kimseye kaptırmıyoruz. Hele bir dış borcumuz var, Allahümme salli ala. Yoksulluk sınırı, sınır tanımıyor. Devamlı para basıyoruz. Daha mürekkepleri kuramadan bir takım çevrelere peşkeş çekiyoruz. İşte böyleyken böyle. Ne olur bize yardım ediniz efendimiz. Allah versin. Nereden de çağırdınız beni Brena bekarlar? 7 mevsim 4 kıtada nam salmış koskoca memalikten geriye hiçbir şey bırakmayacaksınız neredeyse. Hani hatırlarsınız ya, sizin zamanınızda bir duraklama dönemi sona erip gerileme dönemi başlamıştı. İşte o gerileme dönemi hala devam ediyor. Bir tek rahmetli Atatürk zamanında her şey düze çıkar gibi olmuştu ama onun vefat edip sizin yanınıza gelmesinden sonra her şey yine mahvoldu. Vallahi kusura bakmayın, benden size hayır gelmez. Nasıl bu hale getirdiyseniz o vaziyette düzeltin. Benden size bir tavsiye. Biz neler yapıyor idiysek halkı da arkamıza alıp öyle yapıyorduk. Ama görülen o ki siz halkın arkasına geçmişsiniz. Şayet tebaayı karşınıza alırsanız bizim oraya kellesiz gelirsiniz, ona göre. Ya Allah! Hadi bana eyvallah. Ay bir daha ruh çağırmayalım. Hakikaten çok korkutucuydu. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Bir dinleyelim bakalım. Hazır açmışken biraz da ortasını kaşırsan sevinirim. Ulan dur. ulan gıdıklanayım doktor. Ulan. Nefes alın. Benim kayıp gübrelerim burada olabilir mi acaba? Ya ne gübreden boktan işlerle uğraşıyor sayın bakanım ya. Vallahi. Hemen ameliyathaneye alın, kalp krizi bu. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ay, ne kalp krizi ya, trafik kazası. Ne biçim konuştu? Canım benim, aferin. Ne kadar güzel konuştu. Aferin, aferin. Buyurun siz kendiniz bakın. Peki, buyurun. Akşama kadar eşek gibi çalışayım. Rakı nereye gitti lan? Ondan sonra gel burada bulaşık ya. Yağma mı var? Pişik. Neciyiz lan biz burada? Dilenciyiz. Öyleyse niye para vermiyorsun lan? He? Çıkar çabuk. Dilenci görüyorsun da niye para vermiyorsun lan? He? Haberlere bağlanıyoruz. Bağlan. İyi akşamlar. Olacak o kadar haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Bu hayat pahalılığında hasta olmak için kafadan hasta olmak gerekiyor sayın seyirciler. Şimdi kafadan, vücuttan, koldan, bacaktan her yerinden hasta olan bir vatandaşımızın dramını getiriyoruz ekranlarınıza. Sıradaki hasta. Bura sıradaki hasta değil. İşte seni çağırıyor, sıra sen de gir içeri. Uy şuraya, ele ula sıradaki hasta benim. Ula ula.
Allah. Hele yüzümüzü kara çıkarma he mi? Burada çok heyecanlıyım la. Vallahi. Yok korkma ya. Valla bir şey yoktur. De hadi gir içeri ya. Günlerdir bu günü bekliyorsunuz değil mi? Valla hadi hakkınızı helal edin. Hadi bay bay. Hadi bana bir şey olursa hadi ne haliniz varsa görürsünüz. Ula bana bak. Ben gireyim. Kurban, gir içeri. Eğer bana bir şey olursa arkamdan bir oğut yakarsınız he mi? Hala dur, la bir prova yapalım. Bir dakika, ula farz et ki ben ölmüşüm. Hala nasıl bir oğut yakacak? Ula güzel ula bu ağıt için vallahi içimden ölmek gelmiştir ha. Hadi hadi. Bırak şunu bir daha prova edok. Hadi diyelim ki öldü. Ula ayıptır la. Ula sağlam adamı öldürüyorsunuz la. Ula puh sana ula. Ula puh sana ula boynuz boşluğunuz devrilsin ula. Ula puh ula size. Ula kapat kapıyı. Ula puh ula size. Hele doktor. Ula selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur, sorun nedir? Ula o kadar sorunlar vardır ki hangi birinden başlayayım? Anlat birinden başla bakalım. Vallahi doktor öyle bir başım ağrıyor. Hele bir başım ağrıyor dayanılmaz bir şekilde. Böyle zonk zonk zonkluyor. Nasıl bir ağrı? Böyle içeriden mi geliyor? Yok içeriden gaz geliyor onu bırakayım rahatlayayım. Ama bu dışarıdan sanki birisi çekiçten tepeme tın tın demir dövüyor. Şöyle bir otur muayene edeyim hele bakayım. Allah razı olsun. Travma olabilir. Küçükken hiç kaza falan geçirdin mi? Ulan kaza mı? Hele dur bakayım bir notlarıma bakayım. Aha! Ulan 5 yaşında bir kaza geçirmişim. Kamyonun biri bana bir komuş. 25 metre yerde sürüm sürüm sürünmüşüm. Vay namussuz vay. Gel bakayım yanıma. Ulan ne oldu beni sevecek misin? Yok hayır canım filmin gerekli. Filmini çekeceğiz. Ulan deme. Hazır İstanbul'a gelmişken demek film çeviracağım olsun. Türkan Şoray'ı çok severim onunla çevirelim. Yok öyle film değil canım. Yani senin içinin filmini çekeceğiz. Ya hep merak etmişim benim içimin filmini nasıl çevirirsiniz? Yani aşağıdan mabattan kamera mı sokuyorsunuz? İçinde ne var ne yok bakacağız. Geç bakayım şöyle soyun. Soyunayım mı? Soyun. Ulan sen ne edeceksin benim çıplak halimi? Canım haline bakacağız. Neyin var neyin yok bir görelim bakalım. Ulan doktor sen de az sapık değilsen ha. Yoksa meslek icabı mı bakıyorsun? Herhalde. İyi hadi gel o zaman buyur. Hala buyur ben hazırım. Evet, bir dinleyelim bakalım. Hazır açmışken biraz da ortasını kaşırsan sevinirim. Ula ula dur. Ula ula gıdıklanayım doktor. Ula. Nefes alın. Nefes verin. Alın. Verin. Alın. Ula aldığım nefesi tutayım mı? Hele tut değilsen değil mi? Alın. Ula zaten almışım içimdedir. Bırakmazsan boğulurum. Hadi verin. Üş, ula ola vere bir har olmuşam. La dur kıdıklarım. Haydi bakalım. Hadi güle güle doktor. Daha türüye başlangıcı. Hala ne oldu doktor bey? Durum kötü mü yaşayacak mı ya? Size bazı ilaçlar yazacağım. Onları kullanınca hiçbir şeyiniz kalmayacak. Buyurun şöyle. Ula doktor öyle söylemeyi unutmuşam. Benim muabadımda çok tatlı bir kaşıntı oluyor. Aa hemoroid. Hemen onu, yazayım ilacını. Onu da yaz. Ula şey olmasın prostat, keşke bir parmaklayıp baksaydın. Birazdan bakarız. Yaz, yine ilacını da yaz sanki vermişim gibi. Evet. Ula benim boğazlarım da çok ağrıyor. Ha, anjin. Evet, diş etlerim ağrıyor. Nevazil. Evet, bir kulağım ağrıyor. Orta kulak iltihabı. Ula bir gözüm böyle kırpayım, kırpılmıyor. Aa, katarakt. Öteki gözüm hiç görmüyor. Aa, evet. Hele göğüs kafesimde bir kuş vardır, pir 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 uçuyor. Aa, taşikardi ekstrasistol. Evet, hele böbreğimde de taş vardır. İltihap ve taş. Ayağımda da tatlı bir kaşıntı var. Kaşıyım, 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 tatlı tatlı. Mantar, mantar. Hele yaz bir mantar yaz, he. Yahu biraz yavaş, ilaç yazmaya yetiştiremiyorum. Hele başka bir şeyim şimdilik yoktur, çok şükür. Tamam. Bunları temin edip hemen kullanmaya başlarsanız hiçbir şeyiniz kalmayacak. Allah size razı olsun. Rica ederim. Nasıl olsa sigorta bunları ödeyeyim. Oh, sefamız olsun. Allah'a ısmarladık. Oh, hele Sabri abi diye sen nasıldır, iyi mi geçmiştir he? La selamun aleyküm. Hadi bu aleyküm sana. Öyle bir iyi geçmiştir ki... Ula doktor bir güzel çıkmıştı. Ula beni bir herif muayene etti. Ula sırtımı dinledi, arkamı kaşıdı.
parmağını batırdı. Hemoroidime baktı. Gözüme baktı, kulağıma baktı. Ula beni bir karıştırdı her bir içime dışıma. Vallahi sanırsın cebe kalmış. Ama arkadaşlar hepinizin hastalığının cevabı aha burada. Hala senin gözün görmüyordu ya. Aha işte buraya ilacını yazmıştı. Hani senin yüreğin pırpır ediyordu ya. Aha senin ilacın buradadır. Hani senin hemoroidin vardı ya. Aha bunu batıracaksın mevbadına. Hani senin kulağın okuyordu ya. Aha seninki de burada. Seninki de buradadır. Ula hepinizin işini görmüşüm. Kapının önüne gidiyorum sizi bekliyorum. Siz hepiniz niye toplandınız burada? Kardeş biz buraya tedaviye gelmişek. Güzel de nasıl bir tedavi bu? Şimdi bak ben sana anlatayım. Bizim köyde hastahane yoktur. Devlet hastahanelerini bilirsin. Aylardır bekle sıra bekle sıra bir türlü gelmez. Bizim köyden biri daha yeni sıra gelmiştir. Biz de ne yaptık? İçimizden birini temsili hasta yaptık. Sağ olsun Sabri ağabey bizi kırmadı. Bizim yerimize muayene oldu. Şimdilik biz bunu kutlayalım. Yaşasın. Dışı ekonomi deyiminin yerini şu sıralar kayıp dışı ekonomi deyimi aldı. İyi günler. Ben şemsiyemi kaybettim. Şemsiye nasıl bir şeydi? Vallahi mavi renkte, sessiz, sakin, böyle içine kapanık bir şemsiyeydi. Öyle mi? Ver bakayım şu şemsiyeye, bak şu var. Şunu ver bakayım. Bu olabilir mi? Ta kendisi. Teşekkür ederim. Tamam, gel yalnız bir imza atacaksın şunu. Hadi. Sağ olun, güle güle. İyi günler. İyi günler efendim. Ben kocamı kaybettim. Başarı sağ olsun, çok üzüldüm. Öyle değil, yani kayıp bulamıyorum, hiçbir yerde bulamıyorum. Annesinin evine baktınız mı? Genelde böyle yaparlar, annelerinin evine giderler. Baktım efendim, annesine de baktım, her tarafa baktım, yok kayıp bulamıyorum. Efendim burası kayıp eşya bürosu. Burada ancak eşya bulunur, insanlar için değil burası. Benim kocam da eşya gibiydi. Bütün gün oturduğu yerden kalkmazdı. Yani o kadar miskindi ki bazen eve geldiğimde kocam diye abajuru öptüğümü bilebilirim. Vallahi fantazileriniz beni ilgilendirmez. Elimde bir abajur var. Kocanız mı bilemem. Bakın şurada. Yok, benimki daha kısaydı. Neyse, teşekkür ederim. Ben aramaya devam edeyim. İyi günler, ben Tarım Bakanıyım. Hoş geldin Sayın Bakan. Ben bir halt karıştırdım da. Estağfurullah. Yok, karıştırdım. 40 trilyonluk gübreyi kaybettim. Şimdi de köylülerden tehdit alıyor. E'si benim kayıp gübrelerim burada olabilir mi acaba? Ya ne gübreden boktan işlerle uğraşıyor Sayın Bakanım ya Allah aşkına. Sizin gübrenizin burada ne işi var Sayın Bakanım? Biliyorum bir işi yok da ama en azından ben ilgilendim değil mi? Yani kayıp ilanı verdim, gelip size başvurdum. Ben yani bana düşeni yaptım. Doğru, ben bunun en yakın şahidiyim Sayın Bakan, sen merak etme. Tamam, şimdi gelip size soran olursa arkadaşlarınız ya da herhangi birileri der misiniz acaba Bakan Bey bizzat kendisi boklarını, gübrelerini araştırıyor, ilgileniyor der misiniz? Tamam, hiç merak etmeyin siz. Ben ilgilenirim. Tamam, söylerim. O zaman biz de gideriz. Açık, güle güle. Hayırlı işler. Tamam, güle güle. Ne istedi bu yalabuk bakan sizden? Gübresini kaybetmiş de onu arıyor. Hatırladım. Sattı gübreleri, yattı paraların üstüne. Şimdi de ben kaybetmedim. Her yerde arıyorum, ayağına yatıyor. Bu partinin adamların hepsi böyledir işte. Hepsi sahtekar, hepsi üçkağıtçıdır. Siz ne aramıştınız? Ben de bakarım. Biz bugünlerde 16 adet F-14'ümüzü kaybettik de... acaba bugünlerde buralardan bir de şuu diye geçen jetmet gördünüz mü diye soracaktım. Yok, demin şuu diye bir sivrisinek geçti, ben onu öldürdüm. Bak yine var. Ya demek görmediniz öyle mi? Peki benim buraya gelip gittiğimi gören birisi olursa, size sorarsa Bakan Bey teftiş etmeye geldi dersiniz. Der misiniz? Derim. Peki ben müsaade isteyeyim size. Hadi, iyi görevler. Saatler olsun güle güle. Kim bilir ne haltlar karıştırdı yine bu bakan. Buyurun. Neyse biz işimize bakalım. Kardeşim ben hazine müsteşarıyım. Örtülü ödenekten 3 milyar dolarımız kayboldu da. Acaba gördünüz mü? Buyurun kendiniz bakın, ben istifa ediyorum. Niye ya? Ya ben de aklımı kaybedeceğim yakında da ondan. Ulan. Neredeyse devleti kaybedeceksiniz lan. Siz de bu vurdum duymazlık olduktan sonra ben burada keçileri kaybederim lan.
İyisi mi ben ayrılayım? Koca memleketin kaybolduğuna şahit olmaktansa ben işimi kaybetmeyi tercih ederim. Tanıdıklara tanınan fırsatlar sonradan din iman tanımıyor sayın seyirciler. Şimdi ülkeden tanıdık manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Ayol dikkatli sür, sarhoşsun, kaza yapacaksın. Ben var ya ben bu arabayı gözü kapalı kullanırım. İstersen bak kapayım ha. Kapadım işte, sen sağ sol da yeter. Ay Abdurrahman, sağa git, sola git. Kaza yapacaksın Abdurrahman, dikkat et diyorum sana. Ah ulan çok geç söyledim be. Erken söyle, kırayım direksiyonu. Çok uzun, ismin çok uzun Abdurrahman. Abdurrahman derken kazayı yaptın zaten. Geçmiş olsun, bir şeyiniz var mı? Yok, bir şeyim yok memur bey, bir şeyim yok. Yahu ne güzel gidiyordum, önündeki araba birdenbire durunca... Ne diyorsun sen ya? Park halindeki araca vurmuşsun. Hay Allah, ben park edememişim, yani fark edememişim. Ehliyeti rica edeyim. Ha, ehliyet. Buyurun. Abdurrahman Gök. Tanımadın mı abi beni? Ben Mehmet. Mehmet mi? Evet abi, hatırlasana. Hatırı sayılır kişileri araya sokarak benim bu göreve atanmamı sağlamıştım. Tamam, hatırladım. Emniyet müdürü arkadaşa kart göndermiştim de Mehmet için. Ya o kaza da yaptık şimdi, kıl bir durum olmasın. Alkol de aldık biraz. Olur mu abi, aşk olsun. Öndeki aracı yanlış şekilde park etmiş diye bir rapor tuttuk muydu? Tamamdır. Sağ ol. Abi ambulans çağırmıştım. Görünürde bir şey yok maşallah ama belki bir iç kanama falan olabilir. Bir tedbir olsun. Eksik olma hanım. Bak gördün mü, boşuna dememişler iyilik yap denize at diye. Gel. Sakin, tamam. Ya, tamam. Allah, dur. Abdurrahman abi. Dur, ben seni buradan çıkaramadım. Ters kaldın. Karşıya geçsene, arkadaşla yer değişti. Dur bakayım. Abdurrahman abi, hani takriben 3 sene falan önceydi. Benim bu işi bulmama yardımcı olmuştun ya. Tanıyamadım. Çok sağ ol abi. Vallahi öpeyim ne olur. Sayende 500 kişi arasından seçildim vallahi. Gördün mü hanım ya? Laf söz ederdin durmadan insanları işe yerleştiriyorum diye bak. İyi ama onların eğitimli olmaları gerekmiyor muydu? Aman boş ver Allah aşkına, ne eğitimi? Onlar işleri yaşayarak, görerek öğreniyorlar. Hop hemşerim, durun yasak. Ya manyak mısın ya, acil ya iç kanaması varsa? Benim de içim kanıyor bu durum ama elden ne gelir, sistem meselesi. Ya sonra elini kolunu sallayarak giremezsin buraya. Nesi var he? Abo, Abdurrahman abi sen misin? Tanıyor musun? Ya bunu kim tanımaz? Biliyor musun, buraya lise mezunlarını alıyorlardı imtihanlar. Bense ilkokul 2'den terkim. Onun sayesinde girdim işe. Ver o mübarek elini öpeyim Abdurrahman abi. Sağ ol. Sayende ekmek yiyoruz vallahi. Sağ ol, tamam. Hadi geçin. Hop hemşerim, hop yatsak. Dingonun ağırıp buraya. Bak gördün mü karıcığım, zamanında işe aldırmasaydım belki de kapıda ölecektim. Ya canım ya, yorma kendini sevgilim. Hemşire hanım, trafik kazası. Görüyoruz, kör değiliz herhalde. Bir şey yapamaz mısınız? Çok zor. Öncelikle köklü bir eğitim lazım trafik kazalarının önlenmesi için. Sonra yolların rehabilitesi, sonra... Ah şurama bir ağrı saplandı, başım çok ağrıyor. Doktor yok mu doktor? Bağırma, bağırma, hastane burası. Bir erkek olacaksan bas bağırıyorsun. Ah! Sen de bağırma. Abdurrahman Bey, öpeyim efendim. Estağfurullah. Sizi de mi işe aldı? Evet, çok iyiliğini gördüm onun. Doktor Bey. Allah, hemen ameliyathaneye alın, kalp krizi bu. Geçmiş olsun. Ay, ne kalp krizi ya, trafik kazası. Önce ameliyata alan son düşününün. Nasıl denedin, iyi mi denedin? Ayakta durman yeter. Doktor bey buradayım, gelin buradayım. Bakayım bir dakika. Sesime gel doktor. Abdurrahman abi, öpeyim. Ay, burnuma telimin iğnesi battı. Abdurrahman abi mi? Hatırlamadın mı Abdurrahman abi? Ben tıbbiye son sınıfta okuyordum da hatırlayacaktın. Sen Fatih'le arkadaşlarını araya soktun da beni mezun ettirdin. Niye atılıyordun tıbbiyeden? Aman yalan dolan, tözde uyuşturucu kullanıyormuşum da ellerim titriyormuş, tırnık izi dedi getiriyordu. Yok gözlerim dönmüyormuş da, yani dönmeyen arkadaşlar cerrah olamadılar mı Abdurrahman abi? Yalandı değil mi? Tabii canım, ne alakası var? Hadi ameliyat başlıyor. Ay kriz ya, dur bir fırt da ben alayım kendime git. Hadi buyurun. Yani böyle bir dünde size yardım etmeyeceğim de kime yardım edeceğim?
Portakal soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Ağırlaşan yaşam koşulları birçok insanımızın direncini kırıp dilenci yapıyor sayın seyirciler. Allah ne muradınız varsa versin. Şu fakire bir sadaka abim. Abim, abim güzel abim. Ne ekmek parası be abim. Abim, güzel abim. Allah kaza bela vermesin abim. Verdi, ne olacak? Amcamın oğlunu kaybettim. Baş sağlığına gidiyorum. Allah bundan sonrakileri vermesin abim. Bir simit. Abla, Allah ne muradın varsa versin. Abla, bir sadaka. Murat ha? Murat ya. Allah cezasını versin. Ah. Çok pis Murat'ın. Allah cezasını versin. Bana bak. Ben aldatılacak kadın mıyım ha? Cevap ver, ben aldatılacak kadın mıyım? Ha? Eminim ben abla. Benim hiç bugüne kadar aldatabileceğim bir kadınım olmadı. Aldattı, beni aldattı. Bir dakika. Beni aldattı ama suçlusu yakalanıp dünyayı darayacağım onu, anladın mı? Abi bir sadaka, Allah tuttuğunu altın etsin abi. Tuttuğumu mu? Tuttuğunu. Ben bir zamanlar bir takım tutuyordum. Fakat altın filan da olmadı. Hı. Bil bakalım ben hangi takımı tutuyordum. Fenerbahçe. İyi bildim. Fenerbahçe. Ah! Oh! Oh! Allah zihin açıklığı versin abiler. Bir yardım. Ne ayak lan bu adam? Ne gibi? Sivil oğlum bu. Olabilir. Baksana nasıl da gözler fel fecir okuyor. Gel gel. Merhaba dayı. Merhaba evlat. Ne ayaksın sen? Valla ne olsun. İki ayağımın üstünde durmaya çalışıyorum. Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Ulan ne iş be? İnsanlara dua okuyorum. Millet canımızı okuyor. Buyur kardeşim. Gel lan buraya. Gel lan bak. Hayır olsun diye şey ettim. Uzat elini bakayım. Bana sen. Ya git abi. Bir dakika. Buyurun. Bu olur tamam. Hadi Allah ne muradın varsa ver. Ne bakıyorsun lan? Hadi, hadi, hadi. Tezgahın önünü kapatma. Allah ne muradını versin be. Hadi. Allah ne muradınız varsa versin. Al. Şşş. Gel lan buraya gel. Gel gel çömel. Gel. Neciyiz lan biz burada? Dilenci. Polise niye para vermiyorsun lan? He? Çıkar çabuk. Dilenci görüyorsun da niye para vermiyorsun lan? He? Al kardeşim. Yine lan. Bir daha da dilenci görünce çıkar parayı ver. Para verdik, dua edecek misin? Kaç para verdin? 50.000 lira verdik. 50.000 lira dua olur mu lan? He? Gel hadi. Al paranı. Ecel. Değil mi? Hayda. Ne oluyor ya? Kardeş, ne yapıyorsun sen böyle? Oğlum, bu millet ne çektiyse merhamet dilenenlerden çekti. Harbi ol, milletin canını ye. Bu iş böyle. Açıkta gidelim hadi işime. Çocuğu olmayan çiftler teker teker doktorun yolunu tutuyorlar. Tuttukları yolun doğru bir yol olup olmadığı da doktorun takip ettiği yolla ortaya çıkıyor. Çocuğumuz olmuyor doktor. O kadar uğraşıyoruz, sabahlara kadar çalışıyoruz. Nafile. Aman doktor, canım cicim doktor, ne olur derdinize bir çare. Allah'tan ümit kesilmez efendim. Tabii efendim, Allah'tan ümit kesilmez ama siz de bir yardımcı olsanız. Yani el alemin veletleri böyle gözümün önünde koşuyorlar, gülüyorlar, oynuyorlar. Yani şuramdan bir şey sökülüyor, sökülüyor, sökülüyor sanki. Sökeceğim bu aşkın ıstırabını doktor. Sizi anlıyorum. Madem anladınız, biz gidelim. Dur canım, gitme. Doktor bey, doktor bey ne olursunuz yardım edin. Mahallede çocuğu olan kadınlara anaç kadın diyorlar. Benim adım Kıraç Kadın oldu. Kıraç Hanım, sizi anlıyorum. Acaba sorun hanginizde? Doktor, doğrusunu isterseniz ikimiz de bu meseleyi biraz problem ediyoruz. Öylesi değil, fizyolojik bir problemi kastettim ben. Sizden biraz sperm alacağım beyefendi. Vereyim de doktor, ne yapacaksınız? Sayacağım. Aman ver, ver de saysın. Şu mahallenin dilinden kurtulalım Tevfik. İnadına kısır yapıp getiriyorlar bana. Gel bana. Sayın, işi nasıl gidiyor doktor? Gayet iyi gidiyor. Gelin gelin buyurun. Nereye buyuralım? Buyurun siz kendiniz bakın. Hah peki. Buyurun. Ana! Bunlar kim doktor? Bunlar sizin yavrularınız. 300.000 kere büyütülmüştür. Ah canım yavrularım benim. Kardeşler biriniz gitsin. Ayıp artık adama.
Ben gitmem, bu gitsin. Yok ya, salak mıyım ben? Ben hiç gitmem, 6 yaşındaki çocuklara mendil sattırıyorlar. Her 5 çocuktan 4'ü çalıştırılıyor. Diyelim ki okula gittiler, bu sefer de fındık yedirtip zehirliyorlar adamı. Hadi çocuklar, yapmayın evlatlarım. Gelin ulan biriniz. Dur, dur ben de bakayım. Ah, ah canlarım benim. Bana bakın, getirtmeyin beni oraya. Ne yapsanız boş hanımefendi. Eskiden biliyorsunuz bunlar birbirleriyle gelmek için yarışırlardı. İyi olan kazanırdı. Şimdi iyi olan kafasını çalıştıran gelmiyor. Evet, mevzu anlaşıldı. Problem her ikinizde de değilmiş. Problem bu ülkenin şartlarında. Olacak o kadar haber merkezinin hazırladığı haberleri dinlediniz. İyi akşamlar. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Allah Allah buldum. İmkansız. Her santimetre karesini 5 kere okumuştum. Oğlum gönül gözüyle bakmamışsındır. Herkese herkese çaylar benden. Haskin oğlum haskin. Ömür boyu abonmanlı ücreti var. Kadın olsaydım varırdım sana. Sen benim karım olsaydın sen vitrezini yapmazdım Zekeriya. Sevgi, hoşgörü, samimiyet gibi duyguları terk edince onu da terk eden çok şey oluyor anacığım. Allah aşkına iyi bak lan bana Zekeriya. Lan ben terk edilecek adam mıyım ben? Yok abi deli misin ya, kader utansın. Dünya tatlısı adamsın. İnanır mısın? Kadın olsaydım varırdım sana. Sen benim karım olsaydın sen vitrezini yapmazdım Zekeriya. Sen elini sıcak suda soğuk suya sokmaz. Gel hadi kadın ol benim. Bu saatten sonra mı? Ne fark eder Allah aşkına. Yok olmaz abi. Sen her zaman benim abimsin. Başka gözle bakamam sana. Abi, ama gitsin be Zekeriya. Yani nasıl olsa haksız olduğunu anlayıp geri gelecek. Haklısın abi. Değerini anlayamadı. Bırak biraz burnu sürtsün. Bana bak. Gel birkaç gün bizde kal. Gel rahatsızlık ver ayıp olsun. O zaman ben sende kalayım birkaç gün. Yapar mısın lan bu kıya? Ben de yalnız nasıl yaşarım diye düşünüyorum. Ayıpsın abi, arkadaşız. Büyük adamsın ha Zekeriya. Gel seni bir öpeyim lan, gel bir dakika. Oh. Ulan ne kadar tuzlu tuzlu yanaklarım var ya. Lan kız olmamak konusunda kararlı mısın? Hayır abi, kalksak artık. Çok geç oldu. Tamam abi. Garson! Hesabı getir. Nankör olur abi bu kadın milleti. Kedi gibi. Bir gün yemek verme, tırmalar seni. Sağ ol Zekeriya. Gel yapış peşime gel. Bu iyiliğini unutmayacağım abi. Ayıp ediyorsun abi. Her zaman yanındayım. Şuraya otur. Ben bize rakı doldum. Abi içmeseydik ve dışarıda da içtik. Ay ne böyle demişti. Kim? Ayten. Ulan sana ne? İçtiğim içkiye ne karışıyorsun? Aynı böyle demiştim. Üstüne alma, sana demedim yani. Estağfurullah. Televizyon aç. Şimdi de. Seyirin.
bu sezon. Ceza sahasında, gol pozisyonunda. Ertuğrul gol pozisyonunda. Ertuğrul. Ya kapatsana şu televizyonu ve iki satır laflayalım. Oğlum konuşacak ne var ki Allah aşkına? Ne bileyim, konuşmak istedikten sonra konu mu yok? Final maçını seyrediyorum, sonra laflayalım. Nasıl sonra? Yarın işe gideceğim, uyumam lazım. Yar ya, yar yar yar. Tuz, iki dakika ya. Ulan geçtim lan televizyonda. Lan Ayten de hep böyle yapar. Ya tuvalete gidiyorum abi. Gitmeyi ver abi, Ayten de hiç işini tutamadı. Geç otur ya. Maç seyrediyoruz ya. Senin farkın var lan Ayten'den. Yarın akşam Hüsnülere yemeğe gidelim. Sevmem lan be o herif. Danga lan teki. Bayram bahara gideriz. Özlü sözü ver çocuğum. Ay ben de onu sevmiyorum. Karısı sinirimi bozuyor. Habire laf sokuşturmaya çalışıyor. Koş ha. Çatma. Bu evde benim sözüm geçer ha, tamam mı? Ay tamam tamam. Aa, daha önce bu filmi kaçırmıştım. Tekrar yayınlıyorlar. İyi oldu. Seyrederiz beraber. Lan ne değiştiriyorsun lan maçı? Niye? Oğlum film her zaman yayınlanıyor. Ya dalga mı geçiyorsun benimle ya? Maç da her gece 50 kere yayınlanıyor ya. Lan sen ne anlıyorsun şu maçtan anlamıyorum ki. Ulan 22 tane hıyar bir topun peşinde koşuyor. Oğluma kalk. Mutfakta bulaşıklar birikti, çamaşırları birikti ben. E tamam ben çamaşırları makineye atarken sen de bulaşıkları yıka. Yok ya. Akşama kadar eşek gibi çalışayım. Rakı nereye gitti lan? Ondan sonra gel burada bulaşık yıka. Yağma mı lan? Pişik, pişik. Hadi ya. Ben de akşama kadar çalışıyorum burada. Elim kolum bağlı oturmuyorum herhalde. Bu eve gelmeden düşünecekti lan onu. Kalbimi kırıyorsun Asım abi. İşine gelirse ha. Lan görürüm. Yemeği yedireyim. En zor gününde yalnız olmayasın diye yanında olayım. Şu yaptığına bak. Helal olsun yenge. Bunca zaman nasıl dayanmış sana kadın? Hayret valla. Git lan hadi. Şimdi lan. Hadi bakalım. Yarın bir gün pişman olacaksın. Ben ettim sen etme diye ayağıma kapalı. Şşşt! Hop! Lan! Ne diyor lan? Aa! Bu da gitti lan. Lan! Bu eve gelen de durmuyor abi ya. Kuyundan mıdır, suyundan mıdır ya? Ne yaptım ki lan ben bunlara? Ne bulduysa kaybetti, gönül aşktan yana. Ne bulduysa kaybetti, gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Alıp başını giden işsizlik çok insanın da başını ağrıtıyor. Başı ağrıyanlar da hiç umulmayacak yöntemlere başvuruyor. Allah, rastgele millet. Var mı bir iş? Ne geze? Sabahtan beri 5 kere okudum ilan sayfalarını. Bir tek iş bile yok. Olanlar da zaten bize göre değil. Bir yandan da iş buluruz diye korkuyoruz. Niyeymiş? E niyesi var mı canım? Hesapta ben artçıyım. Ama 10 yıldır çalışmıyorum. Şimdi 2 yumurtayı bile kıramam valla. Aman iş olsun da gerisi kolay. Geçenlerde iş var diye Yozgat'a gittim. E biz gidinceye kadar yerimize adam almışlar tabii ki. Çaylar geldi. Buyur abi. Ulan bu ne biçim çay ya? Ulan çobanın abdest suyu gibi oğlum. Böyle çay olur mu? Ulan şunu bir ben demleyeceğim. Yani bir kutu çaydan inanır mısınız? 100 bardak çıkartırım. Ha, bağır bağır da patron duysun beni işten atsın. Sen de benim işimi al öyle mi? Yemezler abi. Ben bu işi 10 yılda zor buldum. Çaylar. Allah Allah buldum. İmkansız.
Her santimetre karesini 5 kere okumuştum. Oğlum gönül gözüyle bakmamışsındır. Herkese çaylar benden. Ne işiymiş? Ulan acayip bir iş vallahi. Ne işiymiş? Yazmıyor ama ücret dolgunmuş. Sosyal hakları da var. Ya adresi hatırlayacağım gibi ama. Ulan ne ballı herif be. Neyse gidelim de işi kaptırmayalım. Ulan adrese yanlış mı baktım acaba? E doğru lan. İyi. Nasıl oluyor peki? Burası bir ev ya. Burada bana iş olur mu? Dur bakalım ne olur. Ay çok affedersiniz. Yanlış geldiğim besbelli. İşsizlik başıma vurdu hanımefendi. Burada bana göre iş yok demek. Bir dakika. Adres doğru. Burası. Gazeteye siz mi ilan verdiniz? Ne iş? Koca arıyorum. Nasıl yani? Çok isterdim ama ben evliyim. Çoluğum çocuğum var. Aa delirdin mi Cemal? Ben Süreyya. Süreyya mı? Karımın adı da Süreyya'ydı. Süreyya. Sen işveren mi oldun? Saçmalama ayol, ne işvereni? 6 sene önce bir seher vakti çıkmıştın evden iş bulmak için. O günden beri senden haber alınamadı. Seni bulmak için verdim gazeteye ilanı. Kim bu adam? Rahatsız ettim beyefendi. Ben Süreyya'nın kocasıyım. Ya da sıydım demek daha doğru olur galiba. Pardon. Deli misin ayol? Tanımadın mı? Oğlum Dilaver. Dilaver. Ulan sokakta görsem tanımazdım bana. Görüyor musun? Şuncacık ilandan neler çıktı. Dolgun ücretli bir iş. Şahane bir... Neydi lan? Cemal! Hay Allah gitti. Haftaya da ablanın nikahı vardı, söylemeyi unuttuk. Ya veririz gazeteye bir iş ilanı daha. Babam paşa paşa gelir. Yar yaramak. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Bak Şinçi. Haş kira alacağım. Tamam. Ne de o ama saatli. Saatli ama parasız. Parasız ama saati bu. Yer alan İskir reklamını tekrar yayınlamamız için yapılan istekler bitmek bilmiyor anacığım. Genel istek üzerine biz de tekrar yayınlıyoruz. Hadi izleyin. La bu kadetçi. Ne var lan tatlıcı? La sana neyin yollamışsın? Aldım ha? Yuh babaya aldım. La kaçımıza don alamıyor be. Meyli nereden alam? Bak Şinçi. Haş kira alacağım. Tamam. Ne de o ama saatli. Saatli ama parasız. Parasız ama saati bu. Anladın mı? Yok anlamadım. Haşkir oğlum haşkir. Ömür boyu abonmanlı ücreti var. Şimdi abonman oluyorum ama 3 aylık ömrüm kalıyor. İstersen saatle bağlanıyorum. İstersen saatsiz marifi takviminden bağlanıyorum. Ondan sonra istersen kontürlüsü var, istersen kafadan kontaklısı var. Anladın mı? Anlamadım. Lan haski suda ucuz oğlum. Oğlum su pahalı ama İSKİ'den yapmış, içmeye su bulamıyor ya. Lan oğlum bak şimdi. İSKİR 818, 2107, K9, Karakök 69, K çocuk. Ondan sonra... Aç İSKİR lan. Anladın mı şimdi? Lan İSKİR'tme şimdi belanı. Zaten evi geçindirmek için 40 tane hesap yapıyor. Bir de İSKİR'i mi hesaplayacağım burada? Lan bunu anlamayacak. Tamam oğlum. İçinden bir sayı tutacağım. Aha. Onu 8-18'den çarpacaksın. 23-07'ye böleceksin. K9'dan çıkaracaksın. Aç İSKİR çıkacağım. Lan işte bu. Lan oğlum. Bu hükümet adamı da kafam bıraktı lan. Mahvetti ortalığı oğlum. Ne diyorsun lan kokoreççi? Hükümet adamı mı konuşuyor? Eşeğin iskiri diyor.
Lan çizeceğim şimdi şu tatlıcının kestanesini göreceğim bunu. Al bak lan. Ne bakacağım lan? Bak bak. Ah, hasiski tatlıcı sivil polismiş lan. Getti bizim kestane. Lan şimdi seni götüreyim merkeze. İskireyim herkese de. İskinden bitkü. Hasiski. 8-18-18-24'müş. Çocuğun yaşına bakmadan, gözyaşına aldırmadan atıyorlar rezalete. Bakın şu rezalete. Hem de internet çağında. Hasiskin. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye.